Sayın Vekilim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim startını verdiniz. Bugün de Kadın Kolları Başkanı Melike Hanım'ın programa katıldık. Güzel bir atmosfer var. Duygu ve düşünceler alabiliriz. Bakınız Ahmet Bey, Taş Mahal Düğün Salonu'nun alt katı dolu. Üst katı da dolu. Dışarıda da birçok ayakta arkadaşımız var. Bakın buralarda hep ayakta arkadaşlarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük bir siyasi parti. Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü bir siyasi parti. Özellikle Kırıkkale'de Milliyetçi Hareket Partisi çok ama çok güçlü bir siyasi parti. Bu gücünden dolayıdır ki bugün burada bakınız yerler, dışarılar her taraf dost dolu. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin izlemiş olduğu politikaları ne kadar anlam ifade ettiğini, ne kadar doğru olduğunu, ne kadar doğru bir şekilde halka yansıttığının bir emaresi olarak karşımıza çıkıyor. Burada yaklaşık buradan 2500 kişi var. Düşünebiliyor musunuz bir aday adaylık açıklamasında? Ben dolayısıyla bu vesileyle burada bulunan saygıdeğer hemşehrilerimize sizler vasıtasıyla da tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerimiz her zaman bizim yanımızda. Onlar bizi yalnız bırakmıyor. Biz de onların daima 365 gün 24 saat yanlarında ve emirlerinde olmaya devam edeceğiz. Efendim AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı anlamında Cumhurbaşkanı aday olarak Erdoğan'a gösterdiniz. Evet. Anlamda bunu imzaladınız. Evet. Bunu da ne diyeceksiniz efendim? Efendim AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bütün milletvekillerimizin oyuyla, oy birliği içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızı yine aday gösterdik. Ben biliyorum ve inanıyorum milletimiz Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek verecek ve Türkiye'nin mutlu yarınlarına, Türkiye'nin güvende, huzurlu, büyüyen Türkiye'nin güzel yarınları için Cumhurbaşkanımızın desteğini esirgemeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçecek ve şuna da inanıyorum, milletimiz ki Kırıkkale hemşehrilerimiz hem Kırıkkale'de hem de Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha yüksek bir oranda milletvekili sayısıyla temsil için kendi üstüne düşeni yapacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkü markası bir siyasi partidir. Hep söylüyorum ben bunu. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, Türk Milleti için fedakarlık yapanların siyasi partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi diğerleri gibi makam, mevki, ihale peşinde koşan bir siyasi parti değildir. O bakımdan biz Cumhur İttifakı'nda hemşehrilerimizi karar kılmasını, bir oy Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy da milletvekilinde Sayın Devlet Bey'e, yani Cumhurbaşkanlığında bir oy Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilinde bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne versin diye ümit ediyor. Bunu bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ettiği konumda ve yerde olması için bizlerin yanlarında olsunlar. Zira biz onların hep yanlarında olduk. Bundan sonra da hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Efendim sizler de aday adaylığı anlamında başvurunuzu yaptınız. Yaptım. İkinci dönem için tekrardan bismillah dediniz. Efendim bu konuda sahada ben bir çalışma yaptırdım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar milletvekili adayı olayım mı diye sordum. Yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda da büyük bir çoğunlukla tekrar aday olmam noktasında bir kanaat oluştu. Ve yine teşkilatlarımız da bu konuda bir temayül yaptı, çalışması yaptı il başkanlığımız. Onlar da aday olmam noktasında bir tavır ortaya koydular. Biz de bu noktada Sayın Genel Başkanımızdan müsaade olarak Sayın Genel Başkanımızla teşvik ve destekleriyle aday adaylık müracaatımızı yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte yine beraber oluruz. Destek Kırıkkale'li hemşehrilerimizden, himaye Yüce Allah'tan, hizmette bizden olur diyoruz. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok daha güçlü olması halinde Kırıkkale'mize çok daha büyük hizmetlerin yapılacağını da buradan sizler aracıyla sözünü veriyorum. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim yayın için. Çok sağ olun Ahmet Bey. Sağ olun.